Ankara Gençlik Altındağ, pardon, Altındağ Gençlik Spor ile Karşıyaka Güven arasında U18 müsabakaları birinci hafta maçları birazdan başlayacak şimdi. Hakem son kontrolleri yaptı. Evet, hakem düdüğüyle müsabaka başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Soyadın Alpınar mıydı? Alpınar. Alpınar. Al mı? L, K, K var mı? B var. Alpınar. Alpınar, he. Evet, karşılaşmayı DSİ Spor'dan tanıdığımız Efe Alpınar'la birlikte takip ediyoruz. Karşıyaka Güven, Altındağ Gençlik Spor arasındaki müsabakayı. Ben istemem. Ha, biz meşhur olduk da ne oldu? Sait da yoktu herhalde. Ali gel, topa gel Ali. Boş vuruş ve gol mü? Hayır, direkten döndü. Ve direkten out'a gitti. Duygusal hareket ediyorlar ama. İyi, rahatsız etti en azından. Takımı lehine taç almasını sağladı. 25. dakika. Hemen hemen pozisyonsuz ve golsüz devam ediyoruz bakalım ama sahada iyi mücadele var. Efendim? Arda mı verdi o pası? Bilmiyorum, dikkat edemedim. Arda savur! Arda be! Özet alacaklarımı karşı taraftaki skor tabelayı çekiyorum. Bulabilmek için videoyu çabucak hemen. Evet, önemli bir noktadan. Freki'yi kim kullanıyor? Ali Mert Okur. Ali yani, değil mi? Hı, tamam. Evet, Altındağ Gençlik'te. Haydi Ali! Topun başında, Eken barajın olduğu yerde son uyarılarını yaptı baraja. Şimdi Ali topun başında, Altındağ Gençlik'te. Evet. Ama golden sonra nasıl olur? Kaç. Of. Kalecinin kornerini çaldı. Evet.
Resmen gol önledi kaleci. Evet. Değil mi? Güzel kurtarış. Şimdi kalecinin kurtarışından sonra, frikik kurtarışından sonra köşe vuruşu kullanacak karşıya kayıran. Evet. Direkt kaleye doğru geldi. Evet. Okunsa gol. Evet. Oluştan bile değil. Evet. Hemen koşundan fırsattan daha yararlanamadı. Hocam taban hocam. Korner de iyiydi ha. Evet. İyi pozisyondu. Haydi Ali! Arda sakin. Bravo be. Mehmet sakin. Bravo Arda. Bir sezonu 3-4 sarı kartla geçirdi. İyi aldı. Gol pozisyonu ama. Ya dışa çıksan ama. Koptuğum nokta o. Evet, 2 numara topun başında karşı yaka güvende. O taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Geldi köşe vuruşu. 5 numara. Vurdu ve kaleci. Evet, faul var şimdi kaleciye. İnanılmaz kurtardı. Evet, inanılmaz kurtardı kalecinin. Müthiş bir kurtarıştı gerçekten. Öyle değil mi? Kalecinin kurtarışı nasıldı? Pozisyon da güzeldi yani. Götürmüş. Oh. Şöyle çekiyor. Ali kendini yap Ali! Yani birini tanıyınca dedim hepsini tanıyor. Evet, şimdi 9 numaraları çok bayılırım ben 9 numaralara. Kendim de halı sahalarda 9 numara giydim. Şimdi gençlikteki 9 numara başına geldi. Vurdu. Evet. Barajdan out'a gitti. Yiyebiliyorum. Evet. 43. dakika. Gol alabiliyor mu? Ben karşılaşmada gol olmayacak dedim. Gol be! Evet, kaleci bu sefer içeri aldı. 1-0 öne geçti. Kaleci de gitsin ya. Gitsin kaleci de sevinsin. 3. dakika. 1-0 öne geçti karşıya kalıyor. Tam da altında az. Şu an onun çıkmasını bekliyoruz değil mi? Arkadaşlar. Bayağı takım da korktu öyle. Ulan dedi. Penaltı. Penaltı oldu. Penaltı. Atamayacak. Evet, şimdi böyle çok yakın. Sağ tarafına olacak. Evet, gole çok yakın. Altındağ Gençlik 1-0 müsabaka.
3 dakika önce golü gelmişti. Karşıyaka Güven'in 4 numara kaptanla penaltı atışı kullanılacak. Evet, geldi topun başına vurdu. Evet. Temiz penaltı. Evet, temiz penaltı, temiz gol. Kaptan golünü attı, golünü yazdı. 1-1 oldu müsabaka. Kerim'in son dakikasında kazanılan penaltı atışını kaptan gole çevirdi. Bu ne yapıyor ya? Nereye gitti öyle? Çok net foul var valla. İkinci gol gelir mi? Çok net var, bilmiyorum. Bakalım. İkinci yarı... Sen yap, ben borcunu öderim. Evet, ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılıklı, Efe'nin dediği gibi karşılıklı atılan gollerle 1-1 ilk yarı tamamlandı. Goller ilk yarının sonlarına doğru geldi. 42, Güven 45'te de penaltıdan altında gençlik golü buldu. Şimdi sol taraftan offside. Evet. Vuruş. Bravo işte. Güzel müdahale, evet. Evet. Gene net pozisyon da. Kaçtı Efe. Güzel bir istatistik. Sen istatistiğe transfer edelim. Geç kaldı. Yani. Hay hay hay! Evet hocam. Oo. Gol vardı, evet. Oyna kardeşim öyle de be. 9 numara. Aferin ya hoca, power ver hoca! İçekle görmüyor musun be? Bravo Ege! 2-1, altın daha gençlik önünde. Nasıl? Sarı mı yediydin o koşu? Çiğdem tepe maçı. Abla geliyor mu? Aha gol lan, direkten döndü lan. Ana. Hiç alakası yok. Aha. Karşılıklı gol tahmini geliyor. Evet, enteresan bir şekilde. Evet, bir penaltı kazandı. Evet, Karşıyaka Güven. Şimdi beraberliğe çok yakın, dakika 72. Eğer bu da gol olursa Efe bilecek. Evet, bravo Efe. PSI'den tanıdığımız Efe. İlk yarıda birer gol, ikinci yarıda en az birer gol ve maçı da 3-2 ya da 4-2 tahmin etmişti. Evet, penaltı atışı kullanıldı ama evet, kaleci kurtardı, evet. Gittiğim zaman aynı numaraları pişti oluyor. Hele bir gün pişti nasıl oldu biliyor musun? Yakaladığım piştilerin ikisinin de adı aynıymış, Resul'müş. Sonradan öğrendim. Güneş Spor'la birisinin... Aha, aha gol. Abo! Allah'ım, kaçırmanın zor olduğu bir pozisyonu izledik. Çok net fırsattan yaralanamadı, soğukkanlı davranamadı ama çok hızlı vuruşu out'a gitti. Geç gördüm. Yapmıyor oğlum.
Hadi biraz daha bekle. Top oynayalım. Eyvah! Eyvah! Şunu dönüşe bak abi, görüyor musun? 5 numara görüyor musun abi, baksana. Pasları da güzel, soğukkanlı da hareket ediyor. Arşaka Güven'in 5 numarası bugün sahanın en iyisi. Olacak, olacak, olacak o kadar diyorsun ha? 78 de gol geliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Hakem çok kötü yerde durdu ya. Aslında aktif alanda durdu değil mi? Sağ, en sağ, en sağ. Allah Allah, Allah. Sen vuramazsın. 7. dakikaya uzandı. 2-1 önde. Tım daha geçtik. Köşe vuruşu Karşıyaka Güven kullanıyor. Mat kullanıldı. Ceza sahasına doğru. Peki, takip et topu. Yavaştan soğumaya başladı. Evet. Ama hava soğumadı. Havalar Ekim'in sonunda doğru. Şimdi bu ayda bastırma yapıldığı için bastırma sıcaklarını yaşıyoruz şu an. Ege devam etti. Ooo. On numara, 9 numara da yoruldu zaten. Depar atamadı. Hadi be. Çok pas hatalar yapıldı bu dakikalarda artık. 84. dakikaya girdik artık. Müsabakada. Evet, iyi geçti şu numara. Oo, aman Allah. Çok ince bir vuruş, ince bir düşünüş. Ama olmadı. Ali var, Ali var, Ali var. Ortaya var. Kendin, kendin. Ali yap, Ali kendin lan. Sağ sağ ya, Ali la. Kaç, kaç, kaç. Bunu öğrenmeyeceğim. Gol. Santrası yapılmadı mı yoksa? Hiçbir oldu evet.